Betonarme yapılarla kıyaslandığında tüketiciye pek çok avantaj sunan çelik yapılara ilgi her geçen gün artıyor. Kısa sürede tamamlanması, depreme dayanıklılığı, enerji ve bakım maliyetlerini düşürmesi bu avantajlardan sadece birkaçı. Çelik yapıların imalat ve montaj sürecini merak ediyor, İzmir Dikili de faaliyet gösteren İşbilen Prefabrik ve Çelik Yapı'nın kurucuları Emrah ve Engin Karadağ'a kulak veriyoruz. Bir ev hayal edin ki inşası birkaç hafta içinde tamamlansın. Esnekliği sayesinde 11 şiddetindeki depremde dahi yıkılmadan ayakta kalsın. Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk bölgelerde yalıtım özelliğiyle enerji maliyetlerinizi düşürsün. 100 yıllık ömrüyle bakım ve yenileme maliyetlerinden tasarruf sağlasın. İşte tüm bunlar hafif çelik yapıyla hayal olmaktan çıkıyor. Yapı teknolojisi hızlı bir değişim seyrediyor. Dünya ölçeğindeki bu değişimi takip edip çelik yapı sektörüne yatırım kararı alan genç girişimci Engin Karadağ, İşbilen Prefabrik ve Çelik Yapı'yı 2005 yılında İzmir'in Dikili ilçesinde kuruyor. Proje sahasında bir araya geldiğimiz Engin Karadağ, çelik yapının sağladığı avantajları anlatıyor. Hafif çelik ve prefabrik yapılar zaten Türkiye'ye girişi 2003 yılı civarında girdi. Biz de bu 2003 yılının birkaç yıl takibinden sonra bu iş üstünde profesyonelleşerek geleceğe baktığımızda gelecekteki en güçlü sektörlerden biri olacağına karar verdik. Hafif çelik ve prefabrik yapılar üzerinde çalışmalar yaptık ve gördüğümüzde betonarmenin gelecekteki daha en büyük rakibi olacağını tahmin ettik. Çünkü yaygın katlarda ve deprem bölgelerinde daha çok imar katları düşüyor. Düşük katlı yani tek kat, dubleks, tripleks gibi yapılarda da çelik konstrüksiyonun çok yüksek avantajlar sağlıyor. Hem deprem dayanımı açısından kar dayanımı, rüzgar dayanımı, yalıtımı, bütün statik hesapları açısından betonarmenin bir üst sınıfında kalıyor. Bizim yaptığımız konutların 11 şiddetinde depreme dayanımı vardır. Artı 11 şiddetinde depreme Allah göstermesin başımıza geldiğinde çok ufak masraflarla, küçük rutuşlarla atlatabiliyoruz. Betonarmede bildiğiniz gibi şu anda deprem yönetmeliğine göre yapılan villaların ya da apartmanların 7 şiddetine sadece 30 saniyelik yıkılmama garantisi var. Bunun haricinde kolon kiriş patlaması gibi olaylar yaşandığında maalesef ki evlerimizi, konutlarımızı, dükkanlarımızı kullanamıyoruz. Böyle bir avantajı var. Türkiye'de hafif çelik yapıların imalatını yapan firmaların sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Engin Karadağ işin ehli bir ekiple imalatta da gücünü ispatlıyor. Bunun üretimini yapan çok fazla firma olmadığını gördük. Makinalarımızı getirttirdik, mühendislerimizi aldık. Çalışmaya tam profesyonel olarak devam ettik. Şu anda sektörde bayağı ileri konumda olduğumuzu düşünüyorum. İşbilen Prefabrik Limited şirketi İzmir ili Dikili ilçesinde Kabakum mahallesinde 1000 metrekarelik kapalı alana sahip bir fabrikamız mevcut. İçinde çelik konstrüksiyon, hafif çelik üretim hatlarımız, otomasyonlu, personel sistem üretim hatlarımız mevcut. Yaptığımız üretimlerde kesinlikle kaynak kullanmıyoruz. Veya mühendislik dışında hiçbir şekilde vidalama kullanmıyoruz. Bütün yapacağımız işleri, ankrajlamalar, toplamalar, bütün inisiyatifleri tamamen mühendislerin eline bırakıyoruz. Bu şekilde bu tarz çalışmalar olduğunda arkamda da gördüğünüz gibi çok kaliteli işler çıkıyor. Herkes çok memnun. Yaptığımız her şey referanslar üstüne katlayarak geliyor. Biz de halimizden çok memnunuz. Daha iyi yapabilmenin sıkıntılarındayız. Şu anda yaptığımız sistem yurt dışında da tamamen kabul görmüş. Avrupa ve dünya standartlarına uygun bir yapıdır. Sadece 15 gün içinde kendinizi güvende hissedebileceğiniz depreme dayanıklı, tasarruflu ve sağlıklı çelik eviniz hazır hale getiriliyor. Engin Karadağ hafif çelik yapıların imalat aşamalarını anlatıyor. Ağır çelik yapılar bildiğiniz üzere gökdelenler gibi yapılarda kullanılır. Hafif çelik yapılar ise daha çok konut, villa tarzı projelerde kullanılabilir. Tamamen hafif çelik yapılarla ortalama 4,5-5 kata kadar çözümlemeler yapılabiliyor.
Daha üstüne çıktığımızda hafif çelik ve ağır çeliğe alaşım yapabiliyoruz. Hafif çelik yapılar galvanizli yapı çeliğinden otomasyonlu makinalarla perçinli sistem, elektrik su tesisat delikleri her şeyi hazır şekilde paneller şeklinde hazırlanır. Tabii bu hazırlanma yapılmadan önce mühendislerimiz bunun üstünde uzun çalışmalar yapar. Görsel çizimlerini yaparlar, statik analizlerini yaparlar. Ardından bütün çalışmalarımız, mühendislik çalışmalarımız bittikten sonra otomasyonlu makinalarımıza verileri aktardıktan sonra geri kalan isim iş imalathanemize düşüyor. İmalathanemiz yani fabrikamız üretime başladıktan sonra ortalama 100 metrekarelik bir binayı 2 gün gibi bir sürede imal ediyor. Bunun yerinde sevkiyatı yapıldıktan sonra profesyonel çelik kurulum ekibimiz geliyorlar. 1,5-2 gün içinde bütün çelik konstrüksiyonu dikiyorlar. Ardından yalıtımıydı, çatı kaplaması, dış cephe kaplaması, elektrik su tesisatı gibi süreçlerin bitmesi ortalama 15 gün alıyor. 15 gün sonra müşterilerimize kapı pencereleri takılmış, alçı boyası, vitrifiyeleri takılmış şekilde teslim ediyoruz. Kaç katlı bir ev hayal ediyorsunuz? Evinizde kaç oda olsun ya da mutfağın genişliği ne olsun? Buna siz karar veriyorsunuz. Engin Karadağ ve ekibi hayalinizi önce kağıda döküyor, ardından inşa ediyor. Biz müşterilerimize herhangi bir dayatma yapmıyoruz. Şu modeli yapacağız ya da şu 10 modelin içinden beğenin diye bir şey yok. Bize fotoğraf dahi getirseler, mühendislerimiz ve mimarlarımız bunun üzerinde çalışma yapıp istediğiniz projeyi, hayalinizde, gözünüzde canlandırmış olduğunuz her projeyi üretebiliriz. Tabii bunu her proje derken belli açıklıklar, statik derecelendirmeler var. Bunların yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra, mühendisimiz onay verdikten sonra yani bir ev maketinin birebirine hiç değişiklik göstermeden yapabiliriz. Ekip arı gibi çalışıyor. Projelerin kısa sürede kalite ve güven önceliğiyle inşa edilmesi talebi de referansların sayısını da artırıyor. Yaptığımız işlerde çok hızlı yol aldığımız için referanslarımız çok hızlı artıyor. Üretim hızımız daha hızlı. 15 kişilik çekirdek ekiple ve şu an devamında da çalışan taşeron arkadaşlarla yetişemiyoruz desek yeridir yani. Firma Ege bölgesinde ağırlığını hissettirmekle birlikte Türkiye geneline hitap ediyor. Daha çok Ege bölgesinde hizmet veriyoruz ama bunun dışında çelik konstrüksiyon üretim ve montaj hizmetimiz var. Yani bizim alt firmalarımız var. Bunlar işi alıyorlar. Çelik konstrüksiyon üretimleri olmadığı için bu üretimleri biz kendi fabrikamızda üretip yine profesyonel ekibimizi gönderip çelik konstrüksiyonu kurdurtturuyoruz. Onlarca bayi sistemi oluşturduk. Bu bayi sistemi içerisinde yüzlerce insan ekmek yiyor. Biz de para kazanıyoruz, istihdam da yaratıyoruz. Bu da bize gurur veriyor. Yani Türkiye'mizde üretimin artmasını çok istiyoruz. Ne kadar üretim artarsa o kadar güçleniriz diye düşünüyoruz. Engin İşbilen, prefabrik yapıyla çelik yapı arasındaki farkları da izah ediyor. Prefabrik yapı geçici bir yapıdır. Şimdi çelik konstrüksiyon dediğimizde kalıcı ve uzun ömürlü bir yapıdır. Prefabrik yapılarda daha çok fabrikalarda yemekhaneler, işte geçici konutlar olarak yapıyoruz, yatakhaneler yapıyoruz. Ama çelik konstrüksiyonda dediğinizde ağırlıklı olarak okul projeleri olabiliyor, anaokulu projeleri olabiliyor, konut projeleri, yani belediye binaları olabiliyor. Buna benzer projeler çok daha üstün, çok daha kalıcıdır. Anahtar teslim proje sunan firma ruhsat aşamasında da tüketiciyi yönlendiriyor. Emrah Karadağ ruhsat ve tapu konusunda betonarme için geçerli olan prosedürün aynı şekilde kendileri için de geçerli olduğunu söylüyor. İlk başta gelen müşterilerimize 3 boyutlu sanal ve aldıkları arsanın imar durumuna göre, belediyeden aldıkları imar durumuna göre bir proje sunuyoruz. Bu sadece ön hazırlık olarak. Ondan sonraki belediyede ve tapuda yapılacak işlemlerde çizilen projenin betonarmeden farklı olarak sadece sonuna statik proje. Yani bizim yaptığımız işte burada görmüş olduğunuz çelik yapıların aralarındaki mesafeler, diagonal çaprazlar vesaire kalınlıkları, bunlar hesaba katılarak projenin sonuna ekleniyor. Bundan sonrasındaki belediyede betonarme binada nasıl bir ruhsat aşamasında
varsa aynı şekilde işlem görüyor. Bunun dışında farklı bir şey yok ama mücavir alan içinde bütün konutlara oturma ruhsatı ve proje çizilmek zorunda. Engin Karada, tüketicilere evlerini inşa ettirecekleri şirketi seçmeden evvel mutlaka araştırma yapmaları tavsiyesinde bulunuyor. Fiyatlandırmadan önce size metrekare fiyatı verilirse, eğer özel bir projede, bu çok yanlıştır. Ya müşterinin istediği donelerle yapılmayacaktır ya da yarım kalacaktır. En büyük sıkıntıları, sektörümüzün en büyük sıkıntıları bunlardır. İnternet üzerinden satışlar. Biz buradan müşterilerimize diyoruz ki, bize yaptırmayın, önemli değil. Başka bir firmaya dahi yaptırsanız gidin fabrikasını, üretim tesislerini görün. Sadece showroomlarıyla kalmayın. Bitirmiş olduğu referanslardan, insanlardan referans alın diyoruz. Çelik yapı fiyatları projeye göre değişkenlik gösteriyor. Kullanılan çelik yanı sıra diğer malzemelerde de en kaliteli ürünler tercih ediliyor. Projenin üzerindeki kapılar, kapıların çokluğu, pencerelerin büyüklüğü, küçüklüğü, dış cephe kaplama malzemesine göre fiyatlar değişir. Ama taban fiyatımız 650 TL'lerden başlar. Bu 650 TL'lik taban fiyatın içinde yalıtımları çok kuvvetlidir. Dış cephe kaplaması kesinlikle yanmaz, alev almaz bir malzemedir. Türkiye'nin en büyük firmalarından biriyle çalışıyoruz bu konuda. Bu kullandığımız malzemeler dahilinde yaptığımız bütün testlerde, yangın dayanım testlerinde başarılı çıktık. Bu da ekonomik modelin bile bir betonarme binadan daha üstün olduğunu bize kanıtladı. Proje alanında çelik evin imalat sürecini yakından görüp inceleme fırsatımız oluyor. Bu yapının özelliklerini de konuşuyoruz Engin Karadağ'la. Toplamda 10 adet minik bir kooperatif, müstakil kooperatif yapıyoruz. 3 katlı, 4 oda bir salon, toplamda 170 metrekareyi toplayan bir yapı. Şimdi bu yapıların dediğim gibi yine deprem dayanımı tartışılmaz. Cephe kaplamaları fiber sement malzemedir. Dediğim gibi yanmaz bir malzeme. Dış cepheleri özel boyalarla, macunlarla. Çünkü deprem anında bu binalar esneyecektir. Esnemesinde herhangi bir çatlak ve deforme olmasın diye özel macunlama sistemleri yapılır. Bu bunların ham maddesidir. Bunlarla yapılarak bu projeleri tamamlıyoruz. Tamamladığımız projelerin de 2 yıl işçilik garantisi ve 100 yıl ömrü vardır. Büyük yıkımlarla birlikte can ve mal kayıplarına yol açan depremlerden ders çıkarmamız, yapı kültürüne dair alışkanlıkları terk etmemiz sonucunu doğuruyor. Toplumumuzda güvenli yapı bilinci gelişiyor. Bu süreçte çelik yapı anlayışının çok daha yaygın olduğu yurt dışında yaşamış tüketiciler öncü rol üstleniyor. Türkiye'nin dünyanın en büyük demir çelik üreticilerinden biri olması, çelik yapıların yaygınlaşacağı öngörüsünü artırıyor. Çelik konstrüksiyon yapılar yurt dışında daha yaygın ve bilinen bir yapı olduğu için bu yapılara talep yurt dışından gelen Alman ya da ikamet eden Türk asıllı vatandaşlarımızın ya da Avusturya gibi çok büyük talebini görüyor. Örnek veriyorum, betonarme bir binayı gelip alacaklarına mutlaka aynı fiyat dahi olsa, fiyat farkı da olsa gelip çelik konstrüksiyon tercihi yapıyorlar. Bu da bizim satış hızımızı çok hızlandırıyor, yatırımlarımızı da güçlendiriyor. Tabii bunun verdiği güçle daha çok ilerliyoruz. Makinalarımıza daha çok yatırım yapıyoruz. Baktığımızda diyoruz tamam, doğru yoldayız. İşimizi de düzgün yapıyoruz. Referanslarımız da düzgün. Biz bildiğimiz yolda ilerleyelim, profesyonelleşelim, daha iyi gidelim diye düşünüyoruz. Ve hedefler? Nasip olursa ilk üçe girmeyi planlıyoruz. Yeni makinalar ve yeni yatırımlar yapıyoruz şu anda. Makinalarımızı tamamladığımızda, istediğimiz işlem hacmine vardığımızda daha yüksek çaplı işlerin bize geleceğine inanıyoruz. Engin Karadağ sözlerini noktalarken tüketicilere uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor. Biz yaptığımız işin arkasındayız ve kesinlikle internetten bakıp da herhangi bir firmaya iş vermesinler. Dediğim gibi gelsin, referanslarını incelesin, üretim tesislerini incelesin. Statik analizleri bir mühendise göstermeden kesinlikle bir yapı yaptırmasın.